Selamlar, yeni bölüme hoş geldiniz. Yeni bölüm ve bir dönemin sonuna diyelim. Senior ne diyor da son soru cevap. Geçen sene biraz azaltmıştık, bu sene artık tamam bitirelim dedik. Çünkü sorular kendini tekrar etmeye başladı. İki haftada bir yapıyoruz. İşte özel içerikler falan yeni dönemde hazırlamaya ve stüdyoya geçip farklı bir dizaynda karşınıza çıkmaya çalışacağız. Yani artık benim koca kafamı görmeden Buğra'yla birlikte sahne almaya çalışacağız sıkça. Alp Tuğcu'm, sana da selamlar. İki sene benle birlikte, bu sene biraz azaldı ama ilk sezonda full birlikteydik. Sen de bu programın emekçilerinden, kahramanlarından biri oldun. Allah baba selamlar tekrar. Valla mutlu bir iki yıl geçirdim ya. Yani çok eğlenceliydi program. Ama tabii ki yani gerek spor bilgisiyle gerek de takibiyle benden çok daha fazla hak eden bir insana devam etmen çok daha makul ve normal yani. Hani Buğra'yla yaptığın içerikleri de. Sen artık bir de Buğra, ofiste devamlı çalışan olmadığın için o kadar ara verdik aslında. Yani esas şey o. Tabii. Sen kendi işini tabii kurduğun için soru cevaplarda bazen yardımlar aldık. Yoksa soru cevap dendi mi akla hep Alp'te ustu gelir. Valla teşekkür ederim babacığım. Keyifli bir iki ama sene oldu ama program üzerinde. Senle de son zamanlarda konuştuğumuz artık sorular yani geçen bir arkadaş misal Koluna sormuş. Biz Koluna'yı belki 4 kere anlattık. En az 4 kere anlattık. Hani birçok oyuncuyu defalarca anlatmış oluruz normal olarak yani. Onun için 2 haftada bire inmişken süremiz böyle değerlendirelim dedik. Yani soru cevaplardan çok özel bölümler. İşte bir şeyler düşünüyoruz Buğra'yla. Ben futbol dışında bazı şeyler düşünüyorum bunun yanında. Hatta futbol dışında bir fotoğraflar bölümü yapmıştık mesela spor fotoğrafları. Böyle içerikleri de belki gene Alp Doğuslu'yu karşınıza çıkarırız. Şu pandemi süreci bir geçse de rahat rahat akışımızı sağlasak hayatta ama bakalım. Aynen karşılıklı oturarak. Tabii. Genel olarak da özledik birbirimizi. Ancak İnan Özdemir aynen düğün yapınca görüşüyoruz. Onun da lincini yemedik galiba. Çünkü hepimiz acayip şeydik. Yani mesafe, maske. Aynen. Koz yok. Yani, Murat falan eldiven takıyordu az kalsın. Zor tuttuk Murat'ı. Takma gerek yok o kadar diye. Murat inanılmazdı zaten. Yani bazı adamlar var aşırı önlem alıyorlar. Atan, Murat. O zaman ilk sorumla ben başlayayım artık. Buyur. Burak Kaan Sakar sormuş. Üstad selamlar. Video yine çok güzel olmuş. Emeğine sağlık. Soruma gelecek olursak Kumbula'yı Verona'da takip ediyor muydun? Roma'ya transferi nasıl değerlendirilsin? Saygılar. Bu arada keşke Serie A ya da bir Milan özel bölümü gelse demiş. Yani Milan özel bölümü İtalyanlar da yaptık. Daha ne anlatacağız? Sakki'nin Milan'ı bilemedim. Daha da anlatırız belki. Abi Verona'yı özel olarak takip eden var mıdır bilmiyorum. Ben özel olarak Verona takip etmedim. Yani Atalanta, Lazio ağırlıklı. Sarri ama kesin Juventus vardır Verona'yı özel takip eden. Kesin. Yani Sarri'nin Juventus'u olacak mı olmayacak mı? Milan'ın, herkes İbrahimovic diyor ama tamam hadi sağ içi liderlikte olsun ama Milan'ın birçok parçasında değişiklikler oldu. Suso gibi bir beladan kurtuldular. Rebic gibi önemli akışkanlığı sağlayan bir oyuncu kattılar oraya. Geç kalmışlardı o hamlede. Bundan sonraki Milan'ı falan filan izledim. Bir de pandemi girdi araya. Ondan sonra dağıldık hepimiz bir falan filan. Derken yani Verona'yı öyle bir konsantre izlemedim. İşte bu bahsettiğim takımlarla oynadığında izlemişimdir. Orada da Kumbula'ya çok bakmamışımdır. Yani biliyor muydum oyuncuyu? Biliyordum ama yorumlayacak kadar izlemedim. Roma'nın bir savunma sıkıntısı var. Zaten o şeyde Smalling'i de bitirmeye çalışıyorlar. Onun için sarılabildikleri boşta olan milletin sarkmadığı savunmacılardan birini buldular ve aldılar. Ha Verona'nın sisteminde iş yapmıştır ama bu tarz adamların yüklenen rakip sahada oynayan takımlarda ne olacağını bilemiyoruz. Yani fiziksel durumuna baktığında bile açık alanda yalpalayacak bir oyuncuya benziyor. Sadece bunu diyebilirim. Çünkü Verona'da savunmada parlamak da Roma'da, Atalanta'da ki Atalanta daha uç bir örnek. Oralarda parlamak daha zor bir iş. Onun için yani öyle de ulan ne transfer turnayı gözünden vurdular gibi bir şey diyemeyeceğim. Roma'nın ihtiyacı vardı. Açıkta olan bir seviyenin üstünde biraz parlayan bir oyuncu almaları gerekiyordu. Onu aldılar.
Bak benim şöyle bir gözlemim var. Doğru mudur, katılır mısın bilmem. Hani son dönemde senle de hep konuşuyoruz. Yani sen de kendin bahsediyorsun. Bu oyuncuların fiziksel gelişimle beraber özellikle stoperler çok devleştiler. Ben son Evet. dönemde çok fazla açık alanda sıkıntı yaşayan stoper izlediğimi düşünmeye başladım. Eskiye oranla. Yani çok daha hani çeviklikten uzak, hani nispeten yavaş diyebileceğin adamları sanki daha fazla görmeye başladık gibi hissediyorum. Sahada. Tabii Stoper yani bazında. hem ondan hem de eskiden alanda daraltması ya da alanların bu kadar kompakt kullanılması çok yaygın bir şey değildi. Belli takımlar yapabiliyordu onu. Burada da savunmacının özel yetenekleri olmalıydı. İşte çabuk olmalıydı, seri olmalıydı. Ya bunlar yavaş yavaş ihtiyaç fazlası oldu. Hani o birlikteliğe uymak daha önemli oldu. İşte kısa mesafede hızlanmak daha önemli oldu. Hani uzun mesafede bir deparı basıp almak yerine kısa mesafede uzun adımlar daha mühim oldu. O da defans stilini değiştirdi. Geçtiğimiz senelerde Chiellini de bunu demişti hatırlıyorsan. Biz artık İtalyan stili savunmacılar yetiştiremiyoruz diye bir varyansını etmişti. Doğru. Baba Sertaşlıoğlu önemli bir soru sormuş sana. Daha önce de bahsetmiştim bu sorudan daha önceki programlarda. Sevgili sinyor, ölümcül soru. PES mi FIFA mı? Biz 36 yaşında 3 erkek hala PES oynamaktayız. Seni dinlediğim tüm mecralarda da zaman zaman PES'e dair cümleler duyuyorum ağzından. Artık geçerli olmasa zamanında bir PES sever olduğunu düşünüyorum. Oyunun sendeki anlamı nedir demiş. Yani evet FIFA'da oynadım ama PES'i daha çok, yani FIFA'yı da ta 90'ların ortasından itibaren çocukken oynamıştım. İşte biliyorsun ben oyun severimdir. Yani yakınım vardır. PES'i şu anda daha çok seviyorumdur ama yani bir müddet önce biliyorsun bir belgesel kitap işleri falan derken çok yoğun dönemim oldu. Ondan beri oyunlardan kopuğum. Arada sadece işte laptop'tan siteler üzerinden eski Atari oyunları oynuyorum. Netflix'teki High Score belgeselini tavsiye edelim. Bir İlhan Özgen niye yok orada? Kahraman Özgen'le bu soruyu sordum ama biliyorsun büyük Atari manyağızdır. Aynen Kahraman biliyorum. kardeşimle. Hatta atamı gün Yani ofise PES'i daha getirmiş çok. Atari. Evet. Gidemedik de bir türlü ya bu olaylar. Aynen. Yani PES'i daha çok severim ama PES'in de 2014-2015 gibi kabus dönemleri vardı. Ondan sonra toparladılar. Bir şey de ifade etmiyor abi. Benim için böyle hayat, yani futbol da benim için bir şey. Her şeyi anlamıyorum demekten biliyorsun nefret ederim. Yani bizim sarı benim için bunların 50 katı daha çok şey ifade ediyor. Bana ne PES, ben PES oynuyorum. Yani FIFA, ben PES oynuyorum. tabii. Baba Tahsin Nuhoğlu sormuş. Sinyor, bu Cavani'nin kıymeti bilinmiyor gibi geliyor bana. Adamı hep arka planda tuttular yıllardır. Halbuki çok iyi oyuncu. En azından öyleydi. Son sezonu takip etmedim pek. Keşke PSG'den daha önce ayrılsaydı da daha güzel şekilde izleseydik kendisini. Cavani'ye yani ben çevremizdeki insanlardan futbol konuşan Emre Özcan, Atahan, Onur, Caner abi filan kime sor, kimse de arkaya itmemiştir. Yani bak basitçe bir çevremizden konuşuyoruz. Yani sen, Emre Gürkaynak yani hani Cavani çok popüler olmayan bir lige gitti. Önce İbrahimovic'in sonra da Neymar'ın arkasında gölge oldu. Yoksa Cavani'nin yeteneklerini futbol izleyen kimse sorgulamadı. Son Dünya Kupası'nda Suarez'i bir övdüysek Cavani'yi beş övdük yani. Cavani çok özel bir oyuncuydu. İtalya'da da öyleydi. Fransa'da da öyleydi. Milli takımda da öyleydi ama o yolu o seçti. Yani insanlar Cavani'nin yeteneğini hiç sorgulamadı. Bahsettiği gibi Paris Saint-Germain yerine ben hep onu söylüyorum. Yani şu dönemde hadi İbrahimovic'i biraz buldular. Eski günlerinde elbette değil ama yani ben olsam Cavani'yi seçerim. Yani Milan Cavani'yi alsa ya da Juventus, Roma forvet arıyorlar ya onun için söylerim. Yani bunlar da Cavani olsa şu an bile fark yaratır. Onun için Cavani bir dönemin çok önemli bir forvet oyuncusuydu. Kimse de arkaya ittiğini falan düşünmüyorum. İzleyicinin uzak kalmasına ve onun yeteneğini biraz unutmasına neden oldu diyelim. Yoksa adam Ben o yetenekli konuda değil. Verratti'ye de çok üzüldüm baba yıllarca. Ya haklısın. Özellikle İtalyanlarda bu işte oyun kurucu şeylerinde Torreira, Moreira, Jorginho derken tam o Regista'nın şey olduğu yerlerde Fransa'da yeri de bozuldu. Yani o Pescara'da Evet. çıktığında Immobile, Insigne, Verratti, Regista oynuyordu direkt. Şimdi daha böyle orta sahanın 8 numarası koşan parçası gibi oldu. Haklısın yani. Eyüp İlik sormuş baba. Dahi futbolcu mu, dahi hoca mı?
futbolun kahramanı futbolculardır abi. Daha iyi futbolcu tabii ki. Sonuçta günün sonunda topçular çıkıyor sahaya. Enver Uz sormuş. Senior, günümüzde mevkilerinde en iyiler gibi görünen Van Dijk ve Lewandowski hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu oyuncular mevkilerinde tarihin ne kadar öne çıkan isimlerinden biri olur? Ben faal futbol oynayanlar arasında Van Dijk'a bir demem herhalde. Ramos bence ondan genel kariyer olarak iyi stoper. Hala da top oynuyor. Ama yani evet. Van Dijk da bunu yıllarca taşırsa Ramos gibi onu da şapka çıkartırız. Tabii ki daha önce de söyledim yani Van Dijk'ı beğendiğimi. 2-3 program önce söylemişimdir. İyi bir stoper ama yani hatasız gibi anlatılması geçen Leeds maçında gördük. Yani hata yapabiliyor. Yok Maldini deni, yok Nesta'dan Baresi deni, yok öyle bir durum. Ama iyi bir stoper. Lewandowski de benim de çok sevdim. Geçen hafta gene söyledik. Keşke o takımda Lewandowski de olsaydı dedik. Faal santrforlar arasında Cavani ile birlikte gönlümün apayrı yerinde olan, çok beğendiğim, çok klas. Yani futbol sadece golcülük falan değil yani futbolculuğu da muazzam olan. Ama Polonya milli takımı şeyini de büyük turnuvalarda hep sormak lazım. Yani hep mesela Messi'ye çok yükleniyoruz bu liderlik hususunda büyük turnuvalarda ama yani birçok oyuncu var aslında. Misal Neymar var. Brezilya milli takımında gerçek liderliği yapıyor mu? Lewandowski var. Polonya milli takımında o ağırlığı koydu mu? Bu soruları onlar için de sorabiliriz. Ama onun dışında Münih olsun, Dortmund olsun izlemekten zevk aldım. 20 yıl sonra da seve seve toprak sahaya konu olursa mutlulukla yazabileceğim bir santrfor. Ama tarihin en iyisi. Hele bir de santrfor da tarihin en iyisi olmak zor bir şey. Van Dijk gibisi gelmedi. Lewandowski gibi topa vuranı yok gibi bir şey demem. Ama evet seninle de birkaç tane uluslararası turnuva izleme imkanımız oldu dergi çıktığından beri. Hep Polonya milli takım performansını hep ikimiz de hep eleştirdik yani. Kulüp takımında hakikaten çok olağanüstü bir adam ama milli takıma geldiği zaman yani bazen duvar, yani futbolun temel özellikleri duvar pası yapmaktan aciz duruma geliyor herif. Yani hani çok enteresan bir şey yani. Ya bunda milli takım antrenörlerinin de payı var. Oyunu artık yaşı geçmiş kanat oyuncularından bir faaliyet beklemesi. Özel orta saha oyuncuları varken onları kullanmaması. Yani böyle eleştirebilecek çok şey vardı Polonya milli takımı için. Linetti mevzusunda önceki turnuvada filan. Zielinski olayında bir öncekinde filan. Bunlar vardı ama onun dışında da bir liderlik beklemiyorsun. Yoksa Messi'yi de eleştirirken takımda tonla defo var yani. Hani Messi'yi eleştirene kadar Arjantin milli takımının takım denebilecek çok az şey vardı ama Messi'yi eleştirebiliyoruz ağırlığını koymuyor diye. Yani sadece Messi değil birçok oyuncu da bu var aslında diyorum. Adamı da fazla yükleniyoruz bazen ya. Eyüp Tekir sormuş. Senior Tsubasa izler mi? Yakın zamanda oyunu çıktı bilgisayar oyunlarıyla aran nasıl? Oyun kısmına cevap verdin zaten. Yani izlemeyi de küçükken izlerdik. Sonra şu anda o açıp izlemiyorum yani. Bilgisayar oyunda bilmem Tsubasa'nın Atari oyununu bilirim. Kahramanın Japoncayı çözdüğü. Kahramanın el işi çok iyidir. Yani böyle el hakimiyeti çok iyidir. Küçükken öyle şifreleri olurdu maç geçtikçe. Oyun çok uzun bir oyundu. Yani oynayarak böyle finale gelmen çok zor. O şifreyi alman lazımdı neredeyse her maç. Kahraman da o Japonca şeyleri çözmüştü böyle. Kahraman yapardı yani üçgenleriyle böyle. O oyun benim için özeldir. Bilgisayar oyunu bilmiyorum. Harpiyan'ın oğlu sormuş baba. İlhan abi unutma öbür soruda cevapta İskandinav 11 sözün var demiş. Evet kendisine bir söz vermemiştim. Soru programdan sonra gelmişti. Programı çektik maalesef dedim. O tam bir Türk işi şey almış yani biliyorsun ülkenin atasporu. Aynen. Cümleyi farklı yorumlamak. Hadi sözümüz olsun. Bir de eklemişti Finlandiyalılar da dahil diye. İsmini istemiştim onu da vermemiş ama canı sağ olsun. Alayım sanki son programımız kırmayalım. Konuştuk diye hatırlıyorum sanki nedense ya. Çok İskandinavlar üzerine çok konuştuğunuz bölüm mü oldu acaba? Evet İskandinav futbolu üzerine konuşmuştuk. Ben Finlandiya'yı da almıştım. Ona isyan etmişlerdi ama Finlandiya'da futbol ekolü olarak o ekole ait bence de. Neyse o zaman insanlar her şeye kızıyordu. İlk bölümlerde galiba o seyircimiz alıştı şeye. Ne demek istediğimizi anlıyorlar. Sağ olsunlar. Az kaldık ama bu kemik kitleyi seviyorum ben. Ne dediğimi anlıyorlar en azından. Yani sevdiğim, o sevme olayını çözdük misal. Onu yani 28 binden 10 bine indik ama çözdük. Çok mutluyum.
Bunu çözelim. İstersek 3 kişi izlesin. Aynen baba. Biliyorsun yani okuduğunu ve dinlediğini anlamak bence ülkenin en büyük derdi. Burada kesinlikle. Sıkıntı oldu mu yani istersen 1 milyon izlen ben keyif almıyorum. Şu an arkadaşlara herkese teşekkür ediyorum. Hakikaten çok iletişim sağlayabildiğimiz bir kitle var. 11'i sayayım. En sevdiğim. Sevdiğim. Tamam. Tabii. Geri kalan Kaleci Schmeichel. Bunu... Tabii zaten yani İsveç İsveç'ten iki takım çıkarırız benim sevdiğimden yani bakarsan. Kaleci Schmeichel. Tartışmasız. 1600 kere söyledik ne kadar sevdiğim. Tabii. Sağ bek Nilsson. Buğra'yla da 94'ü hazırladık. 3 maç kaldı. Orada da o takımın bir parçasıydı. İngiltere'de Sheffield'da da oynardı. Severim. Duruşu muruşu. Bir de hep iyi bir profesyonel olduğu anlatılırdı onun. Ben idman yapmadım kendisiyle ama. Sol bek Rize. Liverpool 11'inde söyledim. Çok sevdiğimi. Koca Liverpool'da bile adamı tarihin 11'ini aldık sevdiğimizden. Çok sevdiğim İsmi de güzel. Oyuncu. İyi de topçuydu. Yani iyi de topçuydu. Ya. Özellikleri vardır Rize'nin. Patrick Anderson stoper. Libero gibi de oynardı. Bayern Münih, Barcelona. Beğendiğim bir oyuncuydu. Yanına yani öyle aklıma acayip çok sevdiğim bir ikinci İskandinav stoper gelmedi. Hipya var. Yok yani öyle çok sevmezdim. Björklund var. Yani hadi Melberg'i alayım. O da İskandinav bir kaptan olarak bir Viking savaşçısı gibi geziyordu kariyerinin sonunda. Onu alayım. Orta sahaya Lerby'i alırım. Geçen yine övdük kendisini. Buğra'yla da 86'da övmüştük. Ben sık sık överim. Bayıldığım bir oyuncudur. Orta sahada hem içeride oynar hem kenarları da kontrol ettiği dönemler olur belli maçlarda. Çok beğendiğim bir oyuncudur. Lerby'i alırım. Yanına Terni alırım İsveçli. O da çok beğendiğim bir oyuncuydu. İtalya'da da oynamıştı. Benfica'sı da var. Milli takımda da 94-90 Dünya Kupalarında yer almıştı. Kaptanıydı hatta. Mihail Ladrup önlerinde. Tabii ki olmazsa olmaz. Çok çok acayip bir adamdı. Finlandiyalı kontenjanını Litmanen'le açalım. Bayılırdım. Ve saha içinde birçok yerde oynayabilirdi. Yani ben onun Ajax'ta bugünkü Regista gibi oynadığı maçı da izledim. Forvet de oynardı. Forvet arkası da oynardı. Yani o çok yönlü, oyunu çok iyi bilen ve İnan'la sitede olabilir İnan'la yaptığı röportaj. Orada da futbol tarihi bilgisi de bu futbol bilgisi oyunlarında hep kazanan o olurmuş kamplarda falan. O yönden de çok takdirimi kazanmış, sevgimi kazanmış bir insan. Preben Ekyer bir İtalya Ligi'ne meraklı bizden büyükler için zaten bir ilahtır. Futbol tarihine meraklı ve işim bu olduğu için çok seviyorum. Hatta ben biliyorsun Song Pop diye bir oyun oynuyorum sıkça. Orada bir İtalyanla karşılaştım. Dedim ki senin yanındaki Ekyer mi dedim. Adam nereden biliyorsun filan dedi. Orada muhabbete koyulduk. Herif Verona'lıymış. Onunla fotoğrafını koymuş. Diyecektim ki ya birader sen de bize meşap alalım. Ne konuşuyorsun kardeşim sen de. Aynen öyle. Yani Ekyer büyük bir ikondur. Verona ile yaşadığı şampiyon. Özellikle ayakkabısız attığı gol Juventus'a. Bunlar ikonik şeylerdir. Danimarka milli takımıyla da 84-86'sı mühimdir. Ve Larsson. Yani İbrahimovic elbette belki de bunların hepsinden büyük oyuncu. Çok büyük bir yetenek. Önemli etkileri var futbol tarihinde elbette. Sevgi diyoruz. Larsson ve Ekyer benim sevgi forvet üçlüm olarak takıma girer. Yoksa Brolin'i var, Dahlin'i var, Nils Didolm'u var. Baba İsmail Taşkın sormuş. Amarcord mu, Otto Emetso mu? Fellini'nin iki filmi. Fellini İtalyan sinemasının birçok insan için simgesidir ama benim pek aram yoktur kendisiyle. Yani Otto Emetso'da aynen aynen kavgalıyız. Otto Mezzo'da, Dolce Vita'da iki şey filmidir, ikonik filmidir. İkisiyle de öyle vay anam vay diye bitmedi yani benim için ikisi de. Ulan ne yaptım baba diye bitmedi. Ama elbette yani ben bir izleyici olarak konuşuyorum. Ben bir sinema eleştirmeni, tekniğini bilen filan bir insan değilim. Ben de bıraktı etki olarak söylüyorum. Amarcord benim en çok sevdiğim Fellini filmidir. Ki La Città delle Donne, Ginger e Fred bunlar çok beğendiğim filmleridir ve
en sevdiğim oyuncuların başında gelen Paolo Mastroianni abimiz kendisiyle sık film çeker. Intervista'da misal kendi olarak sahneye çıkar. O da ilginç kafada bir filmdir. Yani birçok filmini sırf Marcello Mastroianni yüzünden izlemişimdir. Ama dediğim gibi yani Amarcord benim en sevdiğim Fellini filmi olarak ben de bir sinema izleyicisi olarak yer etmiştir. Onda birkaç sene mi oldu, ay mı oldu hatırlamıyorum artık yazıları ben. Rocco yazdığımda, Nereo Rocco yazdığımda belirtmiştim. Amarcord'da aile babası komik bir tiptir. Aslında bütün komedi onun etrafında döner neredeyse. O karakteri Nereo Rocco'nun oynamasını istiyor Fellini. Ve bir görüşme yapıyorlar. Yanılmıyorsam Bologna'da bir yemek yiyorlar. Sonra Rocco, oyuncular onunla çok alay ettiği için Milanlılar. Hatta ona İtalyan futbolunun Toto'su diyorlar. Toto diye bir karakter var bizdeki Dümbüllü gibi. İsmail Dümbüllü gibi. Çok gırgır şamata yapıyorlar onun üzerinden. Onun için işte kina olmadı diye reddediyor onu oynamayı. Fellini de diyor ki karakteri ona hayal ederek yazmıştım. Onun oynamasını çok isterdim. Tamamen ona uygun diye. Ben de Rocco yazdığımda yazıda kullanmıştım. O kişiliğini anlatırken. Belki de o yönden biraz sempatim var ama Amarcord'u izlerken hani 2-3 defa izledim. Çok eğlendiğim bir filmdir benim. Tekrar söylüyorum. Bir sinema izleyicisi olarak söyledim. Kişisel zevkin. Aynen yani. Ben tekniğini ve sinemanın detaylarını bilmem. Estağfurullah. Öyle bir iddiam yok. Babacığım soruları bitirdik. Alptuğcuğum 2 yıl sonunda senin sormak istediğin bir soru var. Yani bunu hiç sana sormadık ama. Ya ben sivilde sorduğum için zaten bir de bazı sorularım anladım. Oluyor biliyorsun. Soramıyorum o soruları. Çünkü evet. Bazen platform kaldırmayabiliyor konuştuğumuz aynen. Şeyleri. Hani arkadaş ortamında daha farklı oluyor tabii sorular ve cevaplar. O yüzden sivilde mesela, sorduğum için baba fazla yok burada soracağım soru. Yani söyledik mi bilmiyorum. Zaten bu Senior ne diyor içeriği senin sayende çıktı. Yani senin bana ofiste sorduğun baba ne diyorsun soruları üzerinden. Yani ben mesela unutamadığım bir soru vardır. Baba Schnitzel'e ne diyorsun diye bir sorum vardı yani. Aynen zirve oydu galiba zaten. Oradan sonra galiba bu fikir ateşlendi zaten. Aynen. Onun için yani bu formatın mucidi olarak da seni ön plana çıkardıktan sonra kapanışı yapalım. Aynen babacığım. Bir devrin sonuna geldik. Ben teşekkür ederim sana. Güzel bir iki yıldı program özelinde. Ben teşekkür ederim. Keyif. Demek. Dediğim gibi ara ara seni yine konuk almak istiyoruz. Uygun konular olduğunda. Her zaman. Çağırdığınız her zaman gelir. Baba gerekirse söyle ben çalışır gelirim. Aynen bakalım. Belli mesela bazı noktalarda belki Avrupa şampiyonalarında filan senin izlediğin şampiyonalara denk geldiğimizde çağırırız seni. Bir iki aynen. Yorum için. Aynen ama tekrar biraz önceki muhabbetimde evet. Çok isterdim ki stüdyoda olsaydık da Murat sohbetimize dahil olsaydı. Bizim Kubrick'imiz. Filmlerde mi? Aynen. Aynen. Murat'ın şeyi vardır. Baba bir film önersene. Gecenin üçünde öneriyorsun. Bir hafta sonra diyorsun ki filmden memnun kaldın mı? Daha izlemedim diyor. Ama üçte mesaj atıyor yani. Hani. Üçte aklına geliyor ama bir hafta sonra silmiş oluyor. Ama değişik bir adam zaten ya. Kafa biraz farklı tabii. Çalışıyor normal insanlar onun. Aynen öyle. Hocam ben de çok teşekkür ederim sana. Aynen haklı hocam. İki hafta sonra Dünya Kupası'yla alışmış olduğunuz bir içerikle karşınızda olacağız ama ondan iki hafta sonra artık Dünya Kupası'yla birlikte yeni stüdyodaki yeni tasarımımızla, yeni dizaynımızla, yeni oturma düzenimizde diyelim karşınızda olacağız ve bu seneyi öyle geçirmeye çalışacağız. Gene soru cevaplarınız olacak. Hatta şimdiden söyleyelim 94 Dünya Kupası ile ilgili merak ettikleriniz varsa rica edelim. Hem soru cevap hem de özel içerik birlikte yapmaya çalışacağız. Farklı şeyler de olacak. Sezonlar, takımlar, gölgede kalan futbolcular hatta daha da farklı şeyler. Yani müziğin, sinemanın özel konuklarla şekillendirmeye çalışacağız. Bakalım yani pandemi de biraz hafiflerse inşallah stüdyoda artık devam etmeye çalışacağız. Umarız tekrar bir artış olmaz ve bu dediklerimi yutup öbür haftada tekrar bilgisayar başından yayına katılmak zorunda kalmam diyelim. O zaman hoşça kalın. Tekrar ediyorum 94 sorularınızı da bekleriz. Alptuğcuğum sana da hoşça kal. Görüşürüz babacığım.